Günaydın. Sesimden de anlayacağınız gibi galiba hasta oluyorum. Fakat değişik bir şekilde, yani daha doğrusu dün dondurma yediğim olmuş. Galiba bunu yapmam gerekiyordu. Neyse, şimdi otelden çıktık. Valizimizi oraya bıraktık. Bu gece geri dönüyoruz Varşova'ya. Şimdi bir şeyler almak için, böyle kruvasan gibi kavansız şeyler almak için merkeze doğru yola çıkıyoruz. Çıktık daha doğrusu. Ondan sonra oradan kahvemizi alacağız, kahvaltımızı alacağız. Bu sefer Bula tarafına geçeceğiz. Önce parlamento binasına uğrayacağız diye bir uğramıştık. Ondan sonra gece saat 10'da otobüsümüze binip Varşova'ya gideceğiz. Hiç istemiyorum. Burası çok güzel. Şimdi Tuna Nehri'nin kenarındayız ve burada bir küçük prens heykeli var gördüğünüz gibi. Şimdi yazımda da blogda da bahsetmiştim. Geçen sefer geldim, ben bunun yanına geldim, fotoğraf çekildim. Her şey çok güzeldi fakat şöyle bir rivayet var. Eğer bizimle bir kere dokunursanız Bula Beşte'ye bir daha gelebilirsiniz anlamında dokunmuş. Ve ben dokunmamıştım fakat yine geldim. Çalışmıyor galiba bile ama yine dokunuyorum, yine dokunuyorum. Umarım tekrar gelirim. Şimdi Sincili Köprü'ye doğru gidiyoruz. İzlemene kadar. Bula tarafına gelmiş bulunmaktayız. Burası Peş'ten çok daha küçük bir yer. Şu kadar da bir tane Bula Kalesi var. Şurada Balıkçı Tarabyası var. Oraya gideceğiz. Oradan bütün şehri görebiliyorsun. Kaleye çıkmak için şurada bir asansör var, belki görüyorsunuzdur. O asansörü kullanabilirsiniz ya da şuradan teker teker birazcık yokuşlardan yürüyebilirsiniz. Biz geçen sefer yürümüştük. Bu sefer fiyatına bağlı olarak yürümeyeceğiz. Şimdi size birkaç Budapest'le ilgili bir önemli bilgiler söylemek istiyorum. Öncelikle tuvalet mevzusundan bahsedecek olursak, burada tuvaletler hep paralı. Yani çok ilginç bir şekilde mesela McDonald's'a gidiyorsunuz, Burger'a gidiyorsunuz. Orada yemek yiyip tuvalete bile gidemiyorsunuz bedavaya. Yine bir 150 Macar forintu ödemek zorunda kalıyorsunuz. Buna gerçekten çok şaşırdım. Tamam, yani dışarıdan gelip girenlere para ödetebilirsiniz ama orada yemek yemişim, içmişim, sonra bir de onu tuvalete para ödemek zorundayım. O biraz sıkıntılı bir durumdu. Sonra bir de mesela 150 huf McDonald's'ın içinde. Diğer yerlerde girmek isterseniz 250, 300 tuvaletler hafif pahalı. Ondan sonra şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi buraya geldiniz. Bir restoran, kafe, her neyse. Yani size servis yapılan bir yere oturduğunuz zaman atıyorum bir yemek söylediniz. 1500 Macar forinti. 3 kişisiniz, 3 kişi yediniz. Hesap kişi sayısına bakmaksızın size servis ettikleri için sizden en az 800 Macar forinti para alıyorlar. Ve bu yani zaten yediğiniz şey 1000-1500 Macar forinti. Yarısını neredeyse vergi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da biraz değişik bir durum. Yani şaşırmayın buraya gelip faturada daha fazla fiyat gördüğünüzde. Bu çok normal. En güzeli yani alın kahvenizi ya da yani oturarak yemek, tabii ki yemek yiyeceksiniz de. Mesela biz bugün kahvaltıyı şöyle yaptık. Yine bir yere gitmek istiyorduk. Güzel kahvaltı yapan kahvaltı mekanlarına. Fakat dedik yani orada da yiyeceğimiz bir güzel kruvasan kahveli bir şey yemek istiyorduk. Öyle yapacağımıza böyle metro girişlerinde kruvasan satan yerler var. Oraya gittik. Oradan yaklaşık 300 Macar forintine bir tane kruvasan aldık. Sonra McDonald's'a gittik. Oradan da 570 Macar forintine kapuçunu aldık. Kocaman orada oturduk yedik. O gerçekten çok güzeldi. Boşu boşuna en azından bir servis ücretsiz hiç vermedik. Güzeldi. Kahvaltı için bunu öneririm. Çünkü kahvaltı öğünü ya burada çok fazla. Türkiye'de biz çok güzel kahvaltılarımız var. Asla burada öyle kahvaltılar yok. Ve doymuyorsunuz. Ben şahsen doymuyorum. Bir tane yumurta koyuyor. Bir tane ekmek koyuyor. Üstüne avokado koyuyor. Kahvaltı diyor bunu. Bence asla bu kahvaltı değil. O yüzden bu tarz şeyler yapmanızı öneririm. Kahvaltıyı dışarıda yapmak daha mantıklı geliyor bana. Şu an kaleye çıktık. Çok zorlu bir yol değildi yani.
Asansörle ya da herhangi bir otobüse çıkmanıza gerek yok. Buradan şimdi yukarı çıkacağız. Şurada bir kartal var. Galiba onun simgesi. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Yukarıda bir tane saray gibi bir şey olması lazım. Hiç hatırlamıyorsam. Gidelim görelim. Bu arada boğazım daha iyi oldu. Sıcak bir şey içtim, ilaç içtim. Matias Kilisesi'ne geldik. Şimdi şurası da Balıkçı Tarabyası. Burası Budapest'te en rahat görebileceğimiz yerlerden biri. Tekrar merhaba. Şimdi Budapest Tarabyası'na geldim. Burası gerçekten çok güzel. Etrafımız gösterdiğim. Umarım biliyorsunuzdur. Burası Budapest'te tepeden görebileceğiniz tek yer değil. Yukarı çıkmak için ödemeniz gereken fiyatlar var. Şöyle fiyatları ödüyorsunuz ve yukarı çıkabiliyorsunuz. Bu arada kilise bugün kapalıymış tam olarak. Şu kilise çünkü içeride düğün varmış. Bahsettiğim yer, para vererek çıkacağınız yer şurası. Buradan çıkıyorsunuz o kadar, şuraya gidiyorsunuz. Bu da peşte susadınız ve sular oldukça pahalı. Ne yapacağız diyorsunuz ve düşüyordum. Şu su bile. Bu gazsız normalde ama yine de biraz gazlı. O yüzden biz bu Matias Kilisesi'nin hemen yanında bir çeşme bulduk. Nasıl soğuk, yine gazsız, sıfır gaz, hiçbir şekilde gaz yok. Buradan şimdi dolduruyoruz, bir sabah kadar. Hadi dolu artık. Biraz soğuk ama çok güzel. Hoşçakalın. Şu an aşağı doğru ilerliyoruz. Balıkçı Tarabyası'nda işimiz bitti. Şimdi parlamento binasına gitmek istiyoruz. Üçüncü köprü aracılığıyla. Fakat şu an resmen kaybolduk. Bilmediğimiz sokaklardan gidiyoruz. Sesim berbat, çok özür dilerim. Bilmediğimiz sokaklardan gidiyoruz. Biraz kaybolduk ama çok bilmediğin şehirde kaybolmak da güzel bir şey. Keşfediyoruz. Göreceğiz bakalım. Nereye çıkacağız? Ne zaman çıkacağız? Otobüsümüzde daha çok var. O yüzden sorun değil. Gezmelik zamanımız var. Umarım çıkış yolunu buluruz. Ama çok güzel burası ya. Gerçekten kesinlikle gelmenizi öneririm. Zaten ne kadar çok para da harcamadık. Biz biraz ucuz otel bulduk. Otelimiz tam merkezde. Yani bu kadar merkezde bir otel gerçekten bulamazdık. Daha doğrusu hostel otelde değil. Ve 100 lira kişi başı. 2 kişilik odada kaldık biz. Kendi banyosu var. Tuvaleti var. Gerçekten çok güzel. 100 lira kişi başı, şaka gibi. Yani ben hatırladığım kadarıyla geçen yaz Türkiye'de Erdek'te bile bir tane öylesine bir pansiyonda kalsanız bile en az 150 lira kişi başı. Böyle bir yerde 100 lira gerçekten çok güzel şu an. Farklılara gidiyoruz. Gerçekten çok ucuz bir hostelde kaldık. Bu bizim bir şansımızdı. Kaç para harcadığımı söyleyeceğim. Gerçekten 2 gün bir gece çok güzel Budapest'e tur yaptığımızı düşünüyorum. Keyif aldım. Burayı çok sevdim. Zaten çok seviyordum. Acaba şu an neredeyiz? Etrafı göstereyim. Şu an neredeyiz biz? Bilmiyorum. Buradan ineceğimiz emin miyiz? Değilim. Bakalım bir yerlere gidiyoruz. Sokaklardayız. Sürekli yokuş aşağı. Şuraya mı gitmemiz gerekiyorsa? Şu tarafa mı geçsek acaba? Öyle düşünüyorum. Gel buradan. Ya. Neyse, hava da güzel Allah'tan. Saat mesela
Şu an saat 2 ve bizim gerçek her şey bitmedi dur. Parlamento binasına gideceğiz. Oradan sonra bitti. Ya umarım gidebiliriz. Gideceğiz saçmalama, onun için geldik. Ecem.com rehberlik peşinde. Ne yapalım yani? Şimdi ya şimdi hemen size bir şey söylemek istiyorum. Bu defa işte gezimizi nerede planladık diye soracak olursanız, nereden yardım aldık? Ecem.com. Budapeşte gezi rehberi gelmişiz galiba. Budapeşte gezi rehberi Ecem.com bulabilirsiniz. Bir de Budapeşte kendi yazımın başına gülüyor. Kendi yazımın başına hatırlayamadım. Budapeşte hakkında önemli bilgiler tarzı bir yazım da var. Oradan Budapeşte hakkında kısa kısa ilginç ve önemli bilgileri bulabilirsiniz. Gelmeden mutlaka bakın. Şimdi geçen sene öncelikle size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada her yerde umarım videolarda görebilirsiniz. Macar bayrağı var. Her evde, her önemli bina tam Türkiye'de de var çok fazla. Biliyorum bizim bayrağımız her yer. Burada Türkiye'den daha çok olduğunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda Macar bayrağı ile beraber Avrupa Birliği bayrağı da var. Ama her zaman değil. Mesela geçen sene biz buraya geldiğimizde Romanyalı arkadaşlarım vardı ve çok şaşırdılar. Dediler ki bize Romanya'da kendi bayraklarını kullanmaları yasakmış. Yani onlar bayraklarını çıkarıp evlerine ya da bir binaya asamazlarmış. Çünkü Avrupa Birliği buna izin vermiyormuş. Diyorlarmış ki siz Avrupa Birliği vatandaşısınız. O yüzden Avrupa Birliği bayrağını kullanmak zorundasınız. Şaka gibi değil mi? Bakın nereye gidiyoruz. Umarım çekebiliyorumdur. Budapest'e ay. Öyle diyorlar. London Eye var ya hani. Onun Budapest'e hali. Daha yakınlaşacağım bir dakika. Buna binmeye asla cesaretim yok. Arkadaşlarım çok ısrar etti ama. Yoldaşım, yastığım ve şalım. Bunlar benim yolculuk kitim. Olmazsa olmaz çünkü otobüsler çok soğuk olabiliyorsunuz ki. Şu an meydandan yürüyoruz otobüse doğru. Hiç gitmek istemiyorum ama umarım tekrar görüşürüz. Budapest'te. Umarım size çok keyif alırsınız Budapest'te gezinizden. Ben çok keyif aldım. Tekrar geleceğim. Küçük Prens'in dizinde dokundum zaten değil mi? Yani tekrar gelebilirim. O yüzden size şimdi hoşça kalın diyorum. Bir sonraki seyahatlerimde görüşmek üzere. Bay bay.